Bayramı özel yayınına hoş geldiniz efendim. 30 Ağustos'tayız. Tabii ki bu mutlu, anlamlı günde büyük taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte, işgale karşı direnen kahraman Türk ulusuyla birlikte yazdıkları büyük destan hakkında konuşacağız, bilgileneceğiz kıymetli konuklarımızdan. Öncelikle yurdumuz işgal altındayken çelikten iradesiyle, bağımsızlığa olan kesin inancıyla kurtuluş mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve canlarını yurdumuz için feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ve bu özel günde Kanal 12 olarak siz değerli seyircilerimizi, başta şehit anaları, şehit ailelerini, kahraman gazilerimizi ve kahraman ordumuzu kutluyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun efendim. Özel yayınımızda Ata Parti Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak, 24. dönem İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve emekli Büyükelçi Uluç Özülker konuğumuz olacak. Bizleri bilgilendirecekler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Türk ulusunun yazdığı büyük destanı bizlere anlatacaklar. Bugünün anlamını, önemini bizlere anlatacaklar. Evet, Ata Parti Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak Skype ile yayınımıza bağlandı. Kendisine hoş geldiniz diyoruz ve şunu sormak istiyoruz. Hocama bu soruyu yöneltelim. Evet, biliyoruz çok önemli bir gündeyiz ama daha iyi anlama arzusundayız. Sizlerden öğrenmek istiyoruz. Büyük taarruzun geçmişimizde birçok savaş var, birçok zafer var. Atatürk de bir konuşmasında buna vurgu yapmakta. Ama büyük taarruzun tüm bunlardan ayrı bir yeri var. Bir dönüm noktası adeta. Bunun sebebini aktarabilir misiniz? Büyük taarruzun ve özellikle 30 Ağustos'ta gerçekleşen zaferin önemi nedir? Evet, sizi kutluyorum. Sohbeti çok güzel bir yerden açtınız. Evet, benim sesim yankı yapıyor. Onu engelleyebilirsek iyi olur. 30 Ağustos gerçekten çok özel bir gün ve çok özel bir zafer. Ama ben şunun için üzgünüm. Bu özelliğe hep Anadolu ve Türkiye açısından bakılıyor. Bu çok eksik bir bakış, çok noksan bir bakış. Ben bugün bazı ezberleri bozup 30 Ağustos'la ilgili çok konuşulmayan şeyleri size aktarmak istiyorum. Bakınız, 30 Ağustos Sakarya'da, Kütahya'da, Sakarya'nın güney kısımlarında, Kocatepe'de kazanımlar, kayıplardan sonra, yani zaman zaman zemin terk etme, zaman zaman o zeminleri yeniden alma şeklinde süren meydan savaşlarından sonra Türk milletinin artık gerilemediği, toprak kaybetmediği ve sürekli ilerleyip düşmanı yurttan silip süpürüp çıkardığı günün başladığı gündür. Ama buna sadece Anadolu açısından bakmamız çok büyük yanlışlıktır. Çünkü o tarihte Anadolu'da Osmanlı'nın son dönemleri veya hadi Cumhuriyet'in ilk dönemleri diyelim, devleti kurmuş kabul edelim, meclis açık olduğu için 13 milyon nüfus var. Ama o anda dünyada Anadolu'daki insan sayısının 2,5-3 katına yakın daha Türk var. Yani Kafkaslar'da, yani Balkanlar'da, yani Orta Doğu'da, yani eski Çarlık Rusya'sında, o zaman Sovyetler Birliği henüz kurulmuştu gerçi, Sovyetler Birliği döneminde diyelim daha doğrusu. Bugün Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan adıyla tanıdığımız bağımsız büyük devletler, Rusya Federasyonu içerisinde Çuvaşistan, Başkırtistan, Tataristan, Altay, Tuva, Hakas adlarıyla bildiğimiz cumhuriyetler, Kafkaslar'da Dağıstan diye, Karaçay Çerkez diye, Kumuk Çeçenya diye bildiğimiz cumhuriyetler o devirde yok. Ama bu ülkelerin halkı Türk kökenli halklar ve yüzyıllardan beri bütün umudunu Anadolu'ya bağlamışlar. Türkiye'deki devlete bağlamışlar. Ve o devletin varlığı, yaşıyor olması Türkiye dışındaki bu Türklere çok büyük umutlar vaat ediyor gelecek için. Dolayısıyla 30 Ağustos'un anlamı şu: 30 Ağustos'ta biz kaybetseydik, Anadolu'da düşseydik, yıkılsaydık, dünya Türklüğü yıkılacaktı. Ve onlar zaten 200-250 yıldan beri, en yenisi 100 yıldan beri boyunduruk altındaydı. Yüzyıllardan beri boyunduruk altında olanlar vardı ama Anadolu'da
Bir devlet 600 yıldan beri egemendi. Ben 600 yılı da kabul etmiyorum. Osmanlı Selçuklu'nun birebir devamıdır. 1000 yıldan beri egemendi. Şimdi de 1100 yıla çıktık. Türkiye Cumhuriyeti de onun devamı. Dolayısıyla 30 Ağustos'un en büyük önemi sadece Anadolu'nun kurtuluşu değil. Bütün Orta Doğu'nun, Kafkasların, Balkanların ve Asya Türk Cumhuriyetlerinin geleceğe dönük umutlarını korumalarını sağladı. Ve bakın bugün dediğimiz yerine geldi. 100 yıl sonra bu devletlerin hepsi egemen. Bu birinci husus. Yani bir bu hususu belirtmek istiyorum. Çok üzerinde durulmayan bir husus. Bu 30 Ağustos'un anlamını bence bine katlar. Bizim ona yüklediğimiz, Anadolu Türklüğü olarak yüklediğimiz anlamı bin misline çıkarır. Çünkü 30 Ağustos'u kaybetseydik sadece Anadolu'yu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni veya Osmanlı Devleti'ni kaybetmiyorduk. Millet kayboluyordu. Millet dünya yüzünden siliniyor ve özgürlük umutları sıfırlanıyordu. Bu bir. İkincisi, vaktimin sınırlı olduğunu bildiğim için hızlı hızlı geçiyorum. Yahu bu... Hocam biz sizden mümkün olduğu kadar bilgi alma arzusundayız. Buyurun lütfen. Tamam. Ben 3'e kadar vaktim var. 3'e kadar onu değerlendireceğim. Bu zaferin adı her yerde başkomutanlık meydan muharebesi olarak geçiyor. Siz de farkındasınız, biliyorsunuz. Dumlupınar'da deniliyor, başkomutanlık. Dumlupınar'da olduğu için Dumlupınar deniliyor. Fakat bu zaferin Genelkurmay arşivlerinde bir resmi adı var. Kimse buna dikkat etmiyor. Bu farkı gözden çok ince bir ayrım var orada. Genelkurmay arşivlerinde ve kayıtlarında bu zaferin adı Başkomutan Meydan Muharebesi olarak geçer. Ne var aradaki fark? Başkomutanlık değil, Başkomutan Meydan Muharebesi. Bunun bir anlamı var. Çünkü Mustafa Kemal bu taarruza ve bu meydan muharebesine bir fiil komuta etti. Muharebenin tarzına ve üslubuna dair gerek Batı Cephesi Komutanı'yla, gerek Genelkurmay Başkanı'yla ve gerekse bizzat kendi hocasıyla, Harp Okulu'ndaki hocasıyla, ordu komutanı olan hocasıyla fikir ayrılıkları vardı ve bazı konularda onun stratejilerine karşı çıkanlar vardı. Genel başkomutanlık karargahında. Atatürk büyük sorumluluk üstlenerek, büyük yük alarak sırtına, hatta hocası onu uyardı. Bu şekilde taarruz ettiğimiz zaman bütün orduyu kaybetme ihtimalimiz var. Bunun vebali ağırdır ve tarih önünde bu önlenemez. Çok keskin bir tavır aldı Mustafa Kemal. Bu taarruzdan başka bir yol kalmamıştır. Artık iş ya istiklal ya ölüm noktasına gelmiştir. Tarihe karşı verilecek olan sorumluluğu da ben üstleniyorum. Bu benim sorumluluğumdadır. Yani çok şimdi, büyük bir risk olduğunun farkında ve bu sorumluluğu elbette da kendisi omuzluyor. Evet, elbette. Ama Türk ordusunun o dönemdeki kadir şinaslığına bakın ki İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanı, Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı, bütün kayıtlar ellerinde olmasına rağmen ve Atatürk'le çelişkileri olmasına rağmen Atatürk haklı çıkınca her ikisi de gelip alnından öpüyor. Hatta Fevzi Çakmak'ın çok unutulmaz bir sözü var. Fevzi Çakmak yaş olarak ve rütbe olarak, kıdem olarak Mustafa Kemal'den daha eski, daha büyük. Mustafa Kemal de çok büyük hürmet ediyor. Biraz da İslami hayat tarzı yaşayan bir insan. Atatürk'ün Maraşal Fevzi Çakmak'ın bulunduğu hiçbir masaya içki getirmediği, getirilmesine izin vermediği söyleniyor. Bu kadar hürmetli. Fakat o bile geliyor, alnından öpüyor ve Mustafa Kemal seni bize Allah mı gönderdi dediği bir söz var. Dolayısıyla bu tarafını bilmeliyiz. Neden bahsediyordum? Genelkurmay ve ordu mensuplarının vefadarlığından, vefakarlığından bahsediyordum. Atatürk böyle işlere asla girecek bir adam değil. O kadar büyük bir adam. Dönüp bu işlere hiç prim vermez. Mühim olan ulusun ve vatanın kurtuluşudur ve o da olmuştur. Fakat benim zannımca Mustafa Kemal'in dışındaki müdahalelerle, Fevzi Çakmak'ın ve İsmet İnönü'nün müdahalesiyle Genelkurmay arşivlerine bu savaşın adı Başkomutan Meydan Muharebesi olarak girmiştir. Bu çok önemli, çok anlamlı. Bir de çok kullanılan
Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Bir retorik olarak söylenen sözün çok anlamlı bir hikayesi var. Bu olay Sakarya'da yaşanıyor. Sakarya'da bir bozgun var. Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı bir hattı savunmaya çalışıyorlar, direniyorlar. Fakat bu hat kırılıyor, yarılıyor. Düşman çok güçlü, öyle zannedildiği gibi 3-5 çabulcudan ibaret falan değil. Çok güçlü bir düşman, çok iyi finanse edilen, çok lojistik destek alan bir düşman. Dolayısıyla öyle hafif bir savaş falan değil. Cephe kırılıyor. Bu cephenin kırılması sırasında Batı Cephesi Komutanı ve Genelkurmay Başkanı hattı müdafaayı savaşın esası kabul ettikleri için bu kırılmayı da bir yenilgi olarak görüp çok büyük moral bozukluğuna düşüyorlar. Mustafa Kemal işte böyle bir ortamda Sakarya'ya yetişiyor, bizzat geliyor ve bu lafı orada söylüyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani bazı yerleri, bazı hatları bırakıp geri çekilebiliriz. Ama gücümüzü koruyarak, kollayarak ve kendimizi kontrol ederek yeniden dirilip vatanı yeniden kazanabiliriz. O hatları, o zeminleri yeniden kazanabiliriz. Kazanabiliriz. Yeter ki üzerinde durabileceğimiz bir satıh olsun. Şimdi bu taktiği uygularken eski Türk savaş stratejisini de uyguluyor. Atatürk orduyu artık yönetimi ele alıyor. Sakarya'da da yine Dumluklar'da olduğu gibi. Geri çekerken bu geri çekiliş sırasında düşman hemen takibe geçiyor. Bozguna uğradı. Eziyoruz düşüncesiyle. Orduyu geri çekerken verdiği ikinci bir talimatla merkez kuvvetlerini daha hızlı, yan kanat kuvvetlerini daha yavaş çekiyor. Yan kanat kuvvetlerinin daha yavaş çekilmesi demek ortada bir hilal oluşması ve düşmanın bu hilal çemberinin içerisine girmesi demek. Sakarya'daki zafer böyle geldi. Bu ikinci husustu belirtmek istediğim. Üçüncü olarak yine çok tarihi olayları anlatmanın artık kimseye faydası yok. Yani bu tarih olaylar biliniyor. Burada tarih felsefesine girmemiz lazım. Elinde bir sürü imkan olduğu halde, devletin kadroları olduğu halde, ordusu olduğu halde, padişahtan bahsediyorum, vezir-i azamdan bahsediyorum, bürokrasisi olduğu halde, bütçesi maliyesi olduğu halde, ülkenin bu işgaline direnme iradesi gösteremeyen, direnmeyi aklına bile getiremeyen, teslim olunacak, mandasına girilecek Amerika mı, İngiltere mi, hangisinin daha uygun olacağını düşünmekten başka yol bulamayan bir yığın devlet yöneticisi varken ve ellerinde imkanlar varken Mustafa Kemal bu imkanların hiçbirisi olmadığı halde bu direnişe nasıl karar verdi? Nasıl inandı? Bu gücü nereden aldı? Kendisinde bulduğu bu güç neydi? Bugün Kurtuluş Savaşı kahramanı olarak tanıdığımız, gördüğümüz, bildiğimiz pek çok kişiyi Mustafa Kemal tabiri caizse ite kaka bu savaşın içerisine çekti. Birçoğunu güçlükle kendisi bizzat ikna etti. Sebep şu, Mustafa Kemal'in bütün bunlardan bir farkı var. Mustafa Kemal akla, rasyonelliğe, bilime ve ilime önem veren, çok okuyan, çok öğrenen ve bildiklerini öğrendiklerini hayata uygulayan bir insan. Ben Muhammed Bey ömrümün 13 koca yılını verdim. 13 koca yıl 2001'den 2014'e kadar Atatürk'ün okuduğu 3997 kitap üzerindeki el yazması notlarını inceledim. Bakın bir insan kürsüde konuşurken samimi olmayabilir. Bir insan birine bir şey söylüyorken, kamera varken, mikrofon varken samimi olmayabilir. Çünkü kamuya açık bir şey söylüyor, bazı şeyleri hesaba katabilir. Ama bir insan bir odaya kapanıp kendi vicdanıyla baş başa bir kitap okuyorken o kitabın kenarına bir not yazıyorsa bundan büyük bir samimiyet olamaz. O notlar Atatürk'ün kendisi için yazdığı notlar, kendi inançlarını yazıyor, onaylarını yazıyor, onayladıkları yerlere onaylarını yazıyor, karşı çıktığı yere itirazlarını ve kendi fikrini yazıyor. Bu şekilde 3997 kitap üzerinde notları var. Ben bunu 13 yıl inceledim ve sonuçta müthiş bir şey çıktı ortaya. Atatürk'ün
Kurtuluş Savaşı'nı göze alabilmesi ve onu organize edebilmesi, bu kadar gönülsüz, bu kadar kaçan insanları derleyip toplayıp bir araya getirip bir savaş ortamına sokabilmesi donanımlı olmasından kaynaklanıyor. Bilime ilme verdiği değerden ve önemden kaynaklanıyor. Türk tarihine ait derin bilgisinden kaynaklanıyor. Bu bilgiden besleniyor. Türk milletine mensubiyetten dolayı hem arkasına alacağı millete çok hiçbirinde olmayan, o padişahların, diğer ordu komutanlarının hiçbirisinde olmayan arkasındaki millete çok büyük bir güveni var. Tarihi bilgilerine dayalı olarak. Bu millete mensubiyetinden dolayı kendine güveni var. Çok yüksek bir güveni var. Ya adam Atilla'nın, Büyük İskender'in, Napolyon'un ve Timur'un bütün savaşlarını incelemiş. Hazreti Muhammed'in savaşlarını incelemiş. Kayıtları var bunun. Hatıratında yazanlar var. Yani Uhud Savaşı. Pardon, anlayamadım. Ve siz Atatürk'ün okuduğu kitapları inceleyerek, aldığı notlara bakarak, araştırma yaparak bu sonuca ulaştınız. Bu bilgilere buradan ulaştınız. Tabii. Ben bunu kendi kendime ulaştığım bir sonuç halinde bırakmadım. Bunu Anıtkabir Komutanlığı 24 cilt halinde sadece Atatürk'ün el yazma, yani şöyle düşünelim, 500 sayfalık bir kitapta 7 sayfaya not yazmışsa sadece o 7 sayfadaki notun fotoğrafını alarak bunları birleştirip bir seri kitap yaptılar. 24 cilt oldu. Evet. Ben onları da inceledim. 1,5-2 yılda onları inceledim. Ama şöyle bir noksanlık vardı. Şöyle bir problem vardı, noksanlık demeyelim de yapılan iş muazzam, mükemmel bir iş. Problem şu: her Türk bu 24 cilt kitabı alıp evine koyup okuyamaz. Maddi bakımdan, fiziki bakımdan buna imkan bulamayabilir. Evet. İki, bu kitaplarda açıklama yoktu. Sadece fotoğrafları alınmış, birleştirilmiş, ciltler halinde basılmış. Ben bunları aldım. Atatürk gücünü nereden alıyordu diye izin verirseniz göstermek istiyorum. Buyurun hocam. Bir tek kitap yaptım. Atatürk gücünü nereden alıyordu? Şöyle daha güzel görünüyor. Bu kitapta Atatürk'ün aldığı notların en ilginçlerini, en özellikli olanlarını, bizim için en anlamlı olanlarını seçip o notu hangi ortamda yazdı, neye dayanarak yazdı, hangi bilgiye dayanarak yazdı, bunları açıklayan bir kitap tek cilt halinde yayınladım. 7. baskısı yapıldı. Şu anda Atatürk gücünü nereden alıyordu adıyla bütün internet sitelerinde bulunabilir. Evet. Evet. Muhammed Bey, bir şey daha söyleyeyim de sonra siz sorun soracağınızı. Buyurun. Ya adam, ben konferanslar veriyorum. Atatürk gücünü nereden alıyordu adıyla konferanslar veriyorum. Konferanslarda bu noktaya gelince salona soruyorum. Kimi salonda 500 kişi, kimi salonda 1000 kişi, kimi salonda 100 kişi. Her seferinde büyük zevk alarak bundan soruyorum. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar, aranızda sözlük okuyan var mı? Veya hayatınız boyunca sözlük okuyan bir insan gördünüz mü diye soruyorum. Bugüne kadar sözlük okuyan insan görmedim ben hayatımda. Niye? Çünkü sözlük kelimeye bakmak için kullanılır. Yani bir kelime lazım olur. O kelime yaşarsınız, sözlükten bakarsınız, öğrenirsiniz, kapatırsınız. Mustafa Kemal 12 ciltlik, 18 bin sayfalık, her biri 1500 sayfa, 12 ciltlik sözlüğü Altay Alatav Türk lehçeleri lügatini açıyor. Bir kelimeyi atlamadan okuyor. Şimdi aklınızdan şöyle düşünüyorsunuz. Ya bundan nasıl emin olabiliriz? Atlamadan okuduğundan. Şöyle emin olabiliriz. Konferansların resimlerini... Efendim? Yoksa not mu almış sayfa kenarında? Evet, evet. Yani her sayfada 13 kelime olan sayfada 7 kelimede not var. 15 kelime olan sayfada 9 kelimede not var yanına yazmış. Sözlük okumuş. Bunu da sizden alalım. Diğer konuklarımıza da söz vermemiz gerekiyor. Atatürk'ün sözlük okumasının sebebi nedir? Kısaca bunu da öğrenelim. Sözlük okuması derken onu çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Yani Fransızca, Almanca sözlük okumuyor. Kırgızca sözlük okuyor. Tatari diller sözlüğünü okuyor. Altay Alatav Türk lehçeleri lügatını okuyor. Köklerini arıyor. Kuracağı yeni devlette o coğrafyadan Türkçe, öz Türkçe kelimeler getirerek hayata sokmayı ve dil birliğini sağlamaya çalışıyor büyük Türk coğrafyasıyla.
Ve bunu yapıyor. Mesela bugün hiç farkında olmadan kullandığımız egemenlik sözü bizim Anadolu Türkçesinin sentaksına uygun değildir. Egemen, biz ben deriz, men demeyiz. Ama Azeriler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler mendir. Ege, iyeden geliyor, kendine sahip olma, egemenlik, özgürlüğüne sahip olma. Mesela dizin diye kullandığımız, eskiden liste diye kullanılırdı Arapça olarak. Buna benzer pek çok kelimeyi bu okuduğu lügatlerden çıkartıp alıyor ve hayata yansıtıyor. Kullanmak için. Yani ayaklı kütüphane olmak için, bilgi küpü olmak için yapmıyor bunu. Evet. Edindiği bilgileri kuracağı devlette ve yeniden oluşturacağı ulusun inşasında kullanmak için bunu okuyor. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Atatürk'ün böyle büyük bir sorumluluğu, gerçekten çelikten bir iradesi olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda cesaret de sahibi. Dediğiniz gibi büyük bir sorumluluk aldı. Türk ulusunun kurtuluşunu aslında sağladı, bir umut bahşetti bütün dünyaya. Bu anlamda 30 Ağustos ve Atatürk'ün başarısı gerçekten çok çok önemli. Anlattıklarınızla daha iyi kavramış olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kutlu olsun büyük zaferimiz bütün Türk milletine. İyi günler, esenlik diliyorum. Teşekkürler, kutlu olsun efendim. Ata Parti Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak bizlere bilgi verdi. 30 Ağustos zaferini bizlere anlattı. Ve stüdyo konuğumuz Ali Özgündüz bizlerle. 24. dönem İstanbul'u milletvekili. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Ali Özgündüz'le beraber programımızın ilerleyen zamanlarında emekli Büyükelçi Uluç Özülker de bizlerle olacak. Ve kendisinden de bilgi alacağız. Öncelikle kıymetli vekilimizden bilgilenmek istiyoruz, bilgi almak istiyoruz. Kıymetli Ata Parti Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak çok önemli noktalara dikkat çekti. Birincisi, Atatürk'ün bu zaferiyle aslında bütün Türk dünyasının tarihe karışmasını, boyunduruk altında kalmasını engellemiş oldu. Hepsine umut bahşetmiş oldu. Zira hepsinin umudu bizdeydi dedi. Sizden almak istediğim bilgiden önce Atatürk'ün müsaadenizle bir sözünü okumak istiyorum, bir açıklamasını okumak istiyorum. Bunun üzerine sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Bu büyük zaferden, büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinden 2 yıl sonra Atatürk bölgeye bir anma töreni kutlama için gittiğinde şu konuşmayı yapıyor. Afyonkarahisar Dumanpınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu. Yalnız bizim tarihimizde değil, dünya tarihine de yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum diyor. Daha devamı da var konuşmasının Atatürk'ün. Ama buraya kadar bile anlayabiliyoruz ki Atatürk'ün nezdinde bu savaş, bu zafer tarih boyunca elde ettiğimiz bütün zaferlerden daha büyük bir sonuç bahşetmiş bize. Bunun sebebi nedir? Hangi açıdan görmemiz gerekiyor o zaman bizim 30 Ağustos zaferini? Evet, yani öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Tüm milletimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlar olmak üzere 30 Ağustos'ta Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitleri de rahmetle minnetle anıyorum. Evet, Atatürk'ün dediği gibi Türk tarihinin dönüm noktası. Niye dönüm noktası? Çünkü efendim Orta Asya'dan kalkarak en son geldiğimiz, işte vatan bildiğimiz bu topraklar da işgal edilmişti. Türk milleti Göktürklerden beri sürekli devlet kuran efendim ve gittikleri yerde medeniyet, sadece devlet kurmak değil, efendim medeniyet kuran, ilerleyen bir millet. En son işte Avrupa'ya kadar Akdeniz'i aşarak yayılmış ve Birinci Dünya Savaşı ile birlikte küçülerek, Balkanları kaybederek, efendim Arap Yarımadası'nı kaybederek gelmiş Anadolu'ya sıkışmış ve Anadolu'da işgal edilmiş. İzmir, Ege, İstanbul zaten başşehir, İstanbul işgal altında. Efendim ve İzmir, Ege işgal ediliyor Atatürk Samsun'a çıktığında. Efendim 19, Başkomutanlık Meydan Muharebesi 22, 3 sene boyunca
bütün amacı, hedefi yeniden vatanı işgalden kurtarmak. Ülkenin baş şehrine rağmen, yönetimine rağmen bir de bunu yapıyor. Yani bir ülke düşünün ki yönetim merkezi, baş şehri düşman tarafından işgal edilmiş. Anadolu'da bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi örgütleniyor. Sizin kendi yönetiminiz, kendi hükümetiniz de size karşı. Elbette Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa, efendim diğer komutanlar, askerler, bürokrasi, elbette ki Osmanlı'nın paşaları, askerleri, bürokrasisi, kalıntıları ama Osmanlı idaresi teslim olmaktan yani daha doğrusu teslim olmuş zaten. Bir kısmı İngilizlerin egemenliğinde, bir kısmı işte Amerikan mandası. Efendim bunlarla iyi geçinerek yolumuza devam edelim. Hatta Amerika Genelkurmay Başkanı geldiğinde diyor ki ya insanlar intihar eder ama sizin yaptığınız bu Kurtuluş Savaşı girişimi milletin intiharıdır. Yani böyle bakılıyor. Kimse inanmıyor. Ve o dönemde ülkemizdeki birçoğu da gerçekten vatansever olan aydınlarımızın da çoğu, yazarlarımızın, ordu mensuplarımızın da birçoğu çaresizlikten dolayı manda himayeyi kurtuluş olarak görüyorlar değil mi? Evet, Atatürk yani biz, burada sıyrılan, onları silkeleyen ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatma iradesini gösteren kişi. Tabii onları silkeliyor, bir kısmı sonra dönüyorlar. Başlangıçta manda himayeyi savunanlar daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında yer alıyorlar. Bir kısmı da hayır, seni yaptığın başımızı belaya sokuyor. Daha doğrusu hilafet ve saltanat yanları, efendim Anadolu'da yapılan Atatürk'ün Amasya ile başlayan ve işte en son İzmir'de efendim Ege'nin kurtuluşuyla devam eden İngilizlerin de İstanbul'u kendi iradeleriyle, daha doğrusu yapılan artık realiteyle yüzleşerek yapılan baskıya mecbur dayanamayarak, kalarak. Mecbur kalarak terk etmesi ne kadar diyorlar ki hilafet ve saltanatın kurtuluşu için bir şey yapmalıyız. Atatürk hilafet ve saltanatın kurtuluşu değil, vatanın kurtuluşu için yola çıkıyor. Ve Amasya tahmininde ne diyor? Efendim milletin istiklalini ve istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Millete dayanıyor. Yani millete güveniyor. Yönetime değil, hanedana değil. Orası teslim olmuş zaten. Nutuk'ta da bunu yazıyor zaten. Efendim yani işte padişah, halife efendimiz Atatürk'ü görevlendirdi falan filan. O ayrı bir mesele. Doğru. Atatürk o bölgede efendim yer yer düşmana karşı Kuvayi Milliye hareketleri var. Küçük küçük çoban ateşleri var Anadolu'da. Müdafaa yok cemiyetleri var. Efendim bunların işte bu tür tabiri caizse tırnak içinde asi hareketlerini önlemek için. Yoksa git Kurtuluş Savaşı. Görevi bu yani. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak değil, tam tersi. Hayır, tam tersi yani. Birliklerini bastırmak. Bastırmak için. Git asayi sağla. İngilizler böyle istiyor. Yoksa işgal edecekler. Yani bahane vermeyelim. Rumlar zaten. Rum çeteleri işgal ediyor. Yani. Pontus kurulmuş. Değil mi? Bu tarafta İzmir, Ege işgal ediliyor. Efendim orada İonya hükümeti, yani Anadolu Rum devleti kuruluyor. Bursa işgal edilmiş, Balıkesir işgal edilmiş. İşte Ankara'ya, Polatlı'ya kadar düşman gelmiş. Ve bu halde Atatürk efendim meclis hükümetini kurarak, yine milletin iradesini meclise yansıtarak, oradan yetki alarak, başkomutan olarak bu savaşı başlatıyor milletine güvenerek, yönetime değil. Hükümetine değil, milletine güvenerek, milletle birlikte. Müthiş bir zaferdir. O yüzden Atatürk'ün dediği gibi Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Çünkü orada başarısız olunsaydı, sürülen yani Avrupa'dan sürülen Türk milleti Anadolu'dan da sürülecekti. Evet. Yok olacaktı, devletsiz kalacaktık. O yüzden Türk tarihinin dönüm noktası. Feyzullah Budak da sizden önce Skype bağlantısıyla bilgi verdi. O da güzel bir noktaya değindi. Ve sadece Anadolu Türkleri değil dedi. Bugünkü Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan coğrafyasındaki, Türkiye Cumhuriyetler'deki
Bütün Türkler de Anadolu'daki bu kurtuluş mücadelesine bel bağlamışlardı. Ümitleri buradaydı yani. Evet. Biz aslında bütün Türk tarihini kurtarmış olduk. Siz ne dersiniz bu konuda? Türk tarihini ve İslam coğrafyası da umudunu buraya bağlıyor aslında. Hint Müslümanları, evet, değil mi? Evet. Orta Asya Müslümanları. Hint Müslümanları diyor ki biz Türkler Atatürk önderliğinde İngilizleri yeninceye kadar biz İngilizleri tövbe haşa Tanrı gibi görürdük. Yenilmez görürdük. Atatürk ama işte bu anlayışla yıkıyor. Yani o yüzden Atatürk ve Türk Kurtuluş Savaşı aynı zamanda mazlum milletlere öncülük etmiştir. O yüzden Latin Amerika'da emperyalizme karşı savaşan Che Guevara da Atatürk'ün yolunda ilerlemiştir. Atatürk biliyorsunuz birkaç gün önce 26'sında Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü. Yani Türklerin Anadolu'ya giriş, efendim Macar, işte Diyojen, Bizanslı komutanla Selçuklu'da Bizans'ın savaşı ve Anadolu'ya girişimizin yıl dönümü. Diyojenli Alparslan'ın savaşı. O savaşla elde edilen yerler de aslında Birinci Dünya Savaşı'nda yine işgal edilmişti. O bölgeler. Muş, Van, Bitlis. Oraları da Atatürk Osmanlı subayıyken 1916 yılında Diyarbakır'dayken yine savaşla kurtarıyor. Yani oraları kurtardıktan sonra yani Atatürk sadece Çanakkale'de çıkmış değil. Trablusgarp'ta, Galicia'da, işte efendim Diyarbakır'da, Bitlis'te, Van'da, Çanakkale. Muş'ta, Çanakkale'de bütün ömrü cepheden cepheye koşmakla geçmiştir. Niçin? Vatanın kurtuluşu için. Efendim Osmanlı o zaman Osmanlı subayı olarak koşturuyor. Fakat bakıyor ki Osmanlı teslim olmuş artık. Osmanlı'nın kurtuluşu mümkün değil. Osmanlı paşaları Balkanlar'da Selanik'i bir kurşun atmadan teslim ediyor. Osmanlı paşası. Yunan'a teslim ediyor. Efendim ve Osmanlı hanedanı da İngilizlere teslim olmuş. Bu saatten sonra artık bakıyor ki Osmanlı'nın kurtuluşu yok. Osmanlı hanedanının kurtulması mümkün değil. Buna rağmen elbette ki Atatürk müthiş bir lider, dahi bir lider. Bunu başlangıçta Anadolu'daki bu örgütlenmeyi yaparken halka demiyor. Yani ben halifeliği kaldıracağım, ben saltanatı kaldıracağım, cumhuriyet ilan edeceğim. Bu fikir var kafasında. Yakın, dar bir kadrosu biliyor. Hacı Bektaş da bunu Hacı Bektaş ziyaret sırasında post işinle paylaşıyor. O zamanki post işin. Öyle mi hocam? Evet. O soruyor aslında Atatürk'e. Paşam, cumhuriyet fikri var mı? Diyor ki aramızda kalsın ama var. Daha Ankara'ya gitmeden. Bu fikir var. Fakat bunu tabii halkla paylaşması o zaman, o koşullarda mümkün değil. Çünkü bakıyor ki artık çürümüş. Zaten halifeliği kaldırırken de diyor, peygamberimizin makamına, postuna haksız yere oturan Emevilerden beri gelen dejenere olmuş bu hilafet kurumu kaldırılacaktır elbet. Bunun başı budur, hilafet kurumu. Dejenere edilmiş, babadan oğula geçen, saltanata dönüştürülmüş. Emevilerden beri haksız yere bu posta oturulmuş. Yani bunu bu diyerek kaldırma sebeplerinden biri olarak elbette aslında gösteriyor. Elbette ki. Yani İslam halifeliği nasıl oluyor babadan oğula geçmek? Böyle bir halifelik anlayışı mı var? Yani şu anda bu mesele konuşulduğu zaman efendim işte dört halife dönemi ne oldu? Seçimle oldu. Seçimle mi oldu olmadı o ayrı bir tartışma. Yani birinci halifeninden sonraki süreç o ayrı bir mesele de. Öyle olsa bile Osmanlı'da babadan oğula geçen ya da Emevilerde babadan oğula geçen. Yani Emevilerden itibaren o zaman halifelik kurumu kalkmıştır, lav olmuştur dememiz lazım. Tabii halifelik kurumu değil yani kimin halifesi? Aslında saltanatlık, padişahlık yani yönetim. Ya yani o yüzden Ehl-i Beyt inancına göre imamet o hilafet başka bir şeydir, imamet başka bir şeydir. O İslam'ı temsil eder, İslam otoritesi olur. Halife değil, halife devlet başkanıdır. Halife devlet başkanıdır.
Nasıl olacak başka türlü halife? Yani evlat kardeş katline fermanla kardeş, böyle bir şey var mı? Yani İslam'a göre bir masum insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir, cinayettir. Nasıl olacak? Siz efendim saltanatlık için, makam için, bunun devamı için kardeşinizi, evladınızı katledebiliyorsunuz. Buna fetva alabiliyorsunuz. Buna da fetva veriliyor. Bunun ne alakası var? O tartışmaya girmeyelim. Atatürk işte bunu görüyor. Yani bu çürümeyi görüyor. Mesela medreseleri, tekkeleri, zaviyeleri kapatıyor. Çünkü dejenere olmuş, bitmiş. Bitmiş. Yani medreselerde dün bir program izledim. Bir hoca diyor ki o son dönemde artık eli öpülesi saygı duyulacak bir alim kalmamış yani. Bitmiş, çürümüş. Başka şeylere dönüşmüş. Elbette ki bu kaldırılacaktır. İnkılapçılık, devrimcilik işte bunu gerektiriyor. Köhnemiş, eskimiş kurumları kaldırıp yerine çağın gerektirdiği kurumları kurmak. Ve aynı zamanda ulus devlet projesi Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti, ulus bilinci. Efendim bu devleti kuran, bu savaşı veren, bu devleti kuran bütün millete Türk milleti denir. Bu ırka dayalı değil. Bu savaşı verip Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran... Aynı kültürü, aynı harsı taşıyan herkes aynı millet. Türk millettir. Yani biz, bizim özellikle Doğu bölgesinde yaşayanlar, işte Kars, Iğdır, Erzurum, Van, Bitlis, o bölge Rus işgali, Ermeni mezalimini yaşayanlar biliriz. O zaman Ermeniler Kürt, Türk diye ayırmıyordu. Müslüman diye katlediyordu. Ve biz o bölgede Kürt, Türk birlikte, değil mi, İşgale karşı mücadele verdik. Dolayısıyla Çanakkale'de herkes var, değil mi? Hatta içimizde yaşayan efendim Ermeni yurttaşlarımız da var. Rumlar da var. Kurtuluş Savaşı'na katılan. Sonunda bu devleti kuran 13 milyon çeşitli etnik, efendim çeşitli inanç kökenlerine mensup halk tarafından kurulan bu millete Türk milleti adı verilmiştir. Dünyada da böyle değil midir zaten? Ülkemizde bu bazen tartışma konusu oluyor ama elbette örneğin milliyetçiliğin yani, inkişaf ettiği Fransa'ya da baktığımızda şu an yani Fransız deniliyor. Fransız dersiniz. Bir Fransız yani, milliyetçiliği vardır. Siyahi kökenliler, Afrikalılar dahil olmak üzere. Efendim Fransız, İngiliz. Yani İngiltere'de yaşayan herkes İngiliz kökenli değil ki. Evet. Alman, değil mi? İspanyol, İtalyan gibi. Bir coğrafyada yaşayan ortak tarih, ortak dil, ortak kültür, ortak kader birliği olan milletlere bir ad verilir. Türk milleti. Şükür yani bundan niye rahatsız oluruz? Türk ırkı değil. Evet. Türk ırkı ırk olarak kim ne kadar Türktür? Bu ayrı mesele. Ben gittim Orhun Vadisi'ni de gezdim Moğolistan'a. Orhun anıtları, Göktürk yazıtlarının olduğu o bölgeyi, Orhun Irmağı'nın kenarında. Şimdi oradan bakınca efendim Tonyukuk, Bilge Kağan yazıtlarını okurken başka bir yere gidiyorsunuz. Yani bizim şu anda Anadolu'daki biz kendimiz ırk olarak, köken olarak, DNA olarak ne kadar orayla biriz? O ayrı bir tartışma. Dolayısıyla biz bir ulus millet, ulus toplumuz, efendim ulus devletiz. Türk milleti de bu ulusun adını ifade eder. Evet. Çeşitli etnik kökenlere mensup olabiliriz. Bu Kurtuluş Savaşı'nı veren, dediğim gibi efendim büyük zaferi bizlere kazandıran, bütün etnik kökenlere, bütün inançlara mensup şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tekrar minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizden yine istifade etmek istiyoruz. Ama bir konuğumuz daha var. Skype ile kendisine bağlanıp bilgi alacağız. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizin de bayramınız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramınız. Sayın Büyükelçim, selamlar, saygılar sunuyorum. Sevgiler, saygılar benden de efendim. Sağ olun, var olun.
Evet, sizden de 30 Ağustos zaferinin ve öncesinde de büyük taarruzun, özellikle 30 Ağustos'la beraber bu büyük zaferle beraber Türk milletinin edindiği kazanımın dünya devletleri içerisinde nasıl bir yere sahip olduğunun sizden de sizin için ne ifade ettiğini öğrenmek istiyoruz. Biz bir bürokrat olarak görüşünüzü merak ediyoruz. Buyurun. Efendim, aslında sorunu geniş kapsamlı olarak yani ele almak lazım. Biz sadece 30 Ağustos'ta büyük bir başarı kazanmış değiliz. Bunun evveliyatı da var. Bir kere her şeyden evvel Atatürk'ümüzün, yani Türkçemizde güzel bir tabir vardır, kelle koltukta deriz efendim. Atatürk'ümüzün o günün Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalıntıları içinde var olan hazine ve hazinesizliğin ne olduğuna da baktığımız zaman imkansızı başaran bir komutan olduğunu ama bunun ötesinde de dünya çapında muhteşem bir lider olduğunu da kabul etmemiz lazım. Şimdi bu kapsam içinde dolayısıyla 30 Ağustos'u esas itibariyle Samsun'a çıkışla başlayan ve 30 Ağustos değil Lozan'la taçlanan bir bütünün içindeki çok önemli bir adım olarak da değerlendirmek gerekiyor diye ben bakıyorum. Şimdi bunu söylerken çok net olarak iddialı olacak ama efendim biz Yunanlıyı yenmedik. Biz aslında topyekun Birinci Dünya Savaşı galiplerini ve Osmanlı İmparatorluğu'nu bitirdikten sonra bizi de dünyadan silmek için karara varmış olan Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki başat güçleri yendik. Yani netice itibariyle unutmayın ki Yunanlılar İngilizlerin elinde bir oyuncaktan öteye geçmiyorlardı. Herhangi bir şekilde İngiltere, Avustralya, Lloyd George vesaire hepsi Türkiye'nin ne kadar aleyhinde bunu biliyoruz. Bunları da yaparken aynı zamanda Türkiye'yi de bir şekilde yine biat ederek ve kendilerine bağımlı ve topyekun her istediklerini yaptırabildikleri bir ülke konumuna dönüştürebilmek için ellerinde ne kadar hiyanet unsuru varsa hepsini kullanarak mücadele vermekteydiler. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Atatürk Samsun'a çıktığında aslında burada çok büyük tabii bir büyük başarı var ama dehanın ortaya koymuş olduğu çok büyük bir sonuç var. Ama şimdi şöyle bir hatırlatmayla yola çıkayım. 2025 yılında Cumhuriyet ilan edildikten sonra 2000'lere geldik tabii bu şey ama 1925 yılında Atatürk bir Japon yazara, profesör aynı zamanda kendisi, bir ricada bulunuyor. Diyor ki, yani savaşı kazandık, her şeyi yaptık ama biz kimiz? Şunun da bir ne olup ne olmadığına dair bir bakar mısınız? İki cilt kitap yazmış efendim. Bu devlet arşivlerinde var bu kitaplar. Peki bilinmiyor, ortaya konulmamış bugüne kadar fazla ama orada çok net bir biçimde Japon'un ortaya koymuş olduğu bir durum var. Diyor ki, aslında paşam diyor, imkansızı başarmış olduğunuzu kabul edin. Çünkü diyor, hala hazırda benim saptadığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde 24 asil 16'da ikincili olmak üzere 40 değişik etnik grup yaşamakta diyor kitapta. Neden? Çünkü Osmanlı'nın bir devamı olarak buraya gelmek isteyenlerin hepsinin geldiği ve diğer taraftan Birinci Dünya Savaşı'ndaki o vahşet ortamında insancıl olan Türk toplumuyla birlikte yaşamak için buraya gelen, göç eden Balkanlar, Kafkaslar vesaire, hatta Orta Doğu'nun önemli bir bölümü, bunların hepsi de var. Demek ki 40 değişik etnik grup var. Bunların içinde gene bir anekdot gibi paylaşayım. Efendim Paris'te büyükelçiyken arşive indim. Bunları da gördüm gözlerimle. İsveç'teki Osmanlı büyükelçisi, ki o da kendisi bir Kürttür esas itibariyle, Fransa'ya, Paris'e
biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra bütün o belgeleri gönderilmesi gereken yer Fransa olarak tespit edilmişti. Fransa'ya bir mektup yazıyor. O mektupta ey Fransa diyor, işte bizi de herhalde kollayacaksınız. Sykes-Picot anlaşmaları da çok nettir. Dolayısıyla doğuda diyor hem Ermeni hem de aynı zamanda yüksek malumunuz Kürt bölgeleri olarak da tespit edilmiş olan sınırlar da vardı. Bunları bize vereceksiniz diyor. Siz de arkamızda olarak bunların gereğini yapacaksınız. Şimdi buna karşılık olarak efendim Güneydoğu'dan en büyük beş Kürt aşiretinin o tarihte liderleri, şeyhleri Fransa'ya ortak bir imzalı bir mektup gönderiyorlar. Bu mektupta çok net bir biçimde biz Türkiye olarak, o zaman çünkü Osmanlı falan bitti bir şey olarak, biz Türkiye olarak burada Türklerle bir arada yaşamaktan mutlu ve huzurluyuz. Onun için yok bana bağlarsın, öbürüne götürürsün falan, bunlarla uğraşacak halimiz yok, vazgeç diyor. Ve Fransa hiçbir şey yapamadan bir kenarda oturabilmiştir bu manada. Yani başka bir de işte öyle bir toplum ki, şimdi bakın burada Atatürk'le ilgili olarak bir anekdot daha, bu çok ben İzzet, onun benim sınıf arkadaşımdı, onunla konuşurken onun ailesinden biridir bu bahsedeceğim kişi de. Efendim biliyorsunuz bir Diyapa diye biri var mecliste o tarihte, bunu da saçlı sakallı vesaire falan. Yavrum ilk bakışta insan ne arıyor ya, bunu da niye davet etmişler falan diyor. Olay şu, Atatürk'ümüz Samsun'a çıktıktan sonra bir biliyorsunuz külüstür araba, benzini biter, çakar almaz vesaire öyle gidiyorlar. Bir küçük bir müfreze de var. Efendim yolda Amasya'ya yaklaşırken yolu kesiliyor. Ve burada atlarla, atlar üzerinde Kürt aşiretinden silahlı kişiler Atatürk'ün yolunu kesiyorlar. Atatürk endişeye kapılıyor o arada, ne oluyoruz diye. Efendim buraya gelen kişiler geliyorlar Atatürk'ün önüne, bir selam çakıyorlar tam tabiriyle. Diyorlar ki Elazığ valisine, Elaziz o tarihte, Elaziz valisine sultan Atatürk'ü öldürmek hususunda cinayet karar verdi, para da gönderdi onlara. Onlar da bizi çağırdılar, Elaziz valisi. Hı hı. Siz bu işi en iyi siz yaparsınız dedi. Bütün altınları filan da verdi. Paşam düşün arkamıza, hep beraber Amasya'ya gidiyoruz. İşte altınlar da burada durmaktadır. Bunlar da güle güle kullanın. Davanızın parçasıdır diyebiliyorlar. Şimdi biz bunlarla bu şekilde iç içe bir bütünlük halinde yaşarken diğer tarafta İngilizlerin en büyük derdi işte Karadeniz'de dahil olmak üzere bütün burada Türkiye'yi bölmek, birbirine tekrar düşman edebilmenin yollarını açabilmeyi aramaktan ibaretti. Şimdi de bakın, İstiklal Savaşı dediğiniz zaman bize fevkalade önemli açılımların yapılmasının son merhalesi olarak bir kapıdır. Nedir bunlar? Birincisi ne dedik? Dünyayı yendik biz. Hepsi Türkiye'den çekip gittiler. Ama bizde ne var? Hiçbir şey yok. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye'de o tarihte İstanbul ve İzmir dışında aşağı yukarı hiç ne öğretmen, ne okul, ne hastane, ne ebe, ne hiçbir şey yok efendim. Rakamları çıkarıp da okuduğum zaman ben dehşete düştüm, ne oluyoruz diye. Şimdi dolayısıyla da yani bu dediğiniz nokta, affedersiniz bölüyorum ama çok önemli bir nokta gerçekten. Evet. Biz büyük bir zafer elde ettik Atatürk'ün öncülüğünde ama bunu çok kolay bir şekilde basitçe elde etmiş olmadık. Çok büyük fedakarlıklarla elde edebildik. Kesinlikle. Şimdi ben size bir anekdotla kendi yorumdan anlatayım devam etmeden evvel. Satır başı halinde devam edip kısaca bitireceğim inşallah. Buyurun. Efendim ben Libya'da büyükelçiyim. Kadhafi ile de aram çok iyi. Aslında Kadhafi ile Fransızlar bir suçları ortaya çıkacaktır Kadhafi üzerinden diye katlettiler. Onu da böyle yazmak lazım. Yani eline geçirdikleri zaman halletmeyi çok iyi biliyorlar. Şimdi Kadhafi ile konuşurken
Bir ara döndü. Ya dedi, ben Atatürk'ü sevmem dedim. Ne yaptı Atatürk sana dedim. Geldi burada Bingazi'de çıktı, sizi kurtarmak için İtalyanlardan çarpıştı etti, canını ortaya koydu. O şehla gözü müydü Atatürk'ün? Libya hatırasıdır. Oradan gelen bir şey, kurşun sekiyor vesaire. Oradan taş geliyor gözü falan. Yani oraya kadar. Atatürk sizin için canını vermeye gitti. Ne, nedir eksiği? Bana bir cevap verdi. Dedi ki biz Osmanlı İmparatorluğu'nu ümmettik. Ümmet olarak da aslında her şeyin hakimi, ne biliyorsunuz ümmet veya ya diye ikiye bölünürdü onlar. Ve burada ne vergi verir ne bir şey yapar, hiçbir şey yapmaz. Sadece canıyla Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet verirdi. İşin çok basit şekliyle özür bu. Biz ümmet olarak da bu işin şahikasına çıktık. Atatürk geldi, ulus devlete geçti. Ulus devletle birlikte biz de çöktük, bittik. Onun için ben Atatürk'ü sevmem dedim. Şimdi bunu söylediği zaman benden kızarım falan diye bekliyordu herhalde. Ben güldüm. Niye gülüyorsun dedi. Bak dedim, sen bana Müslümanlıkla işe girip bir şeyler anlatmaya çalıştın. Ümmet falan diye. Aslında dedim, ben sana çok daha basit başka bir şey söyleyeceğim Kadhafi'yi. Normal şartlarda Kur'an-ı Kerim der ki, bir ayet vardır. Ben zorda olan her topluma, Müslüman olacak tabii, topluma bir peygamber gönderdim. Peygamber sayısı binlerle ölçülür efendim. Böyle üç tane kitap sahibi falan diye bakmayacaksınız. Binlerle ölçülür. Şimdi bu koşullar altında Atatürk derdi bize herhalde gökten indirilmiş Allah'ın bir lütfuydu. Bunu sadece ben söylemiyorum. Atatürk bu savaşları falan da bitirip Cumhuriyeti ilan ettiğinde dışarıdan gelen pek çok kişi kendisini tebrik etmek için aynı sözü kullanmışlardır. Bu Allah'ın Türklere bir lütfudur diye. Yani Atatürk'ü bu manada değerlendirdiğinizde eşine rastlanmayacak bir ölçüde çok önemli ve muhteşem bir insandır ve bizi yoktan var edebilmek başarısını da gösterebilmiş olan büyük bir, sadece komutan değil, devlet adamı, her şeyi var. Din diyoruz değil mi? Evet. Mehmet Akif'e biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmesi için talimat vermiştir. Sonra Mehmet Akif onları yaptı etti ama basılmadı değişik nedenlerle. Ama çok, yani öyle bir şey ki diniyle her şeyle birlikte bu ülkeye hakikaten gökten indirilmiş bir melaike gibi, yani Allah'a büyük lütfudur diye bakmak gerekiyor. Şimdi ben dolayısıyla 30 Ağustos'u sadece bir savaş diye görmem. Orada evvela yüreğimizi, canımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk. Sizde bu olduğu ölçüde karşınıza kim çıkarsa çıksın sizi alt edebilmek vasfına sahip olamaz efendim. O zaman ne oluyor? İşten bölmeye çalışıyorlar. Evet. Sabah akşama kadar bununla uğraşıyorlar. Bugün de aynı olayları tekerrür edecek şekilde tarih tekrardan bize yaşattırmaktalar. Bu da başka bir gerçek. Şimdi şöyle diyelim. Ben görevdeyken Ağustos, yani bu da bir hatırlatma babında söylüyorum. 30 Ağustos aslında siyasi bir gün olarak da kutlanmazdı efendim. 30 Ağustos askerlerin günüydü. Biz orada büyükelçi olarak veya devlet olarak da bu manada kenara çekilir. Büyükelçiliğimizi askerlerin emrine verir ve oradaki en kıdemli askerin düzenlediği güne katılmaya gelirdi yabancılar. Sonra bu değiştirildi. Bugünkü koşullarda bir siyasi kimlik kazandırıldı. Ama şöyle diyeyim, orada da bir itirazım var, aynı zamanda şikayetim var. Şimdi oturup Malazgirt diyoruz. Ben bunları da avucumun içi gibi biliyorum. Hem okudum hem de Ortadoğu'da falan da çok bulunduğum için orada kimin ne yaptığını ne yapmadığını da avucumun içi gibi biliyorum. Evet, Malazgirt Anadolu'ya girişimizin açılan kapısıdır. Bunda hiç kuşkum yok. Yani birbirini tamamlayan iki büyük zafer aslında, değil mi? Tamamen.
Ama buna karşılık eğer ben İstiklal Savaşı'mı kazanamaysaydım bugün ne Türkiye Cumhuriyeti vardı, ne Alparslan vardı, ne Gazze vardı, ne başka bir şey vardı. Beni Samsun merkezli olarak küçük bir arazide hapsetmek için uğraşan ve beni biat kültürüyle kendilerini ayrılmaz parçası haline dönüştürebilmek için mücadele eden yine bugünkü gibi sözüm ona başak ülkelerin oluşturduğu bir garipler bütünü vardır. Atatürk bunlara diz çöktürerek benim son toprağımı ve vatanımı ve bugün yaşamakta olduğum bu topraklardaki hürriyetimi, her şeyimi bana bahşeden insandır. Ve bunu yaparken de 30 Ağustos benim medarı iftiharım olan Atatürk'ümün Batı'ya bu manada diz çöktürdüğü gündür efendim. Ama bunun arkasında orada 13 bin küsur şehidim var benim. Buna karşılık bu büyük taarruzda karşımızdakilere verdirmiş olduğumuz zayiat 73 bindir. Bütün silah sistemlerini terk edip kaçıp gittiler. 13 bin şehidimizi Allah gani gani hepsine rahmet eylesin. 73 binde canlarından olarak kaçtılar. Ve o günden sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin başa çıkılamayacak bir büyük devlet olduğu anlaşıldı. Evet. Bakın gene bir anekdot gibi size iki kelimeyle şunu da hatırlatayım. Atatürk Milletler Cemiyeti'ne girme. Bu adamlar da 1927 yılına kadar Ankara'yı başşehir olarak kabul etmedi. Mesela çok basit şekliyle İstanbul'daki sefaretlerinde kalır, Ankara'yı iç sayarlardı, içe sayarlardı. Atatürk ne yaptı? 1927'ye kadar sabretti. Amerikalılar Lozan Antlaşması'nı imzalamamıştır biliyorsunuz. Çünkü o tarihte Amerika içeride karışıktı. Dolayısıyla 1927'de Amerika ilk defa bizde bir ticaret anlaşması imzalamak suretiyle bizi tanımıştır. Bunun anlamı şu. Savaşı kazandık. Her yönümüzde ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Hatta Musul'u da Atatürk, Musul Kerkük'ü de bağlamak için asker göndermiştim. İngiltere'nin ultimatumuyla karşılaştık. 72 saat içinde çıkmazsan savaş sebebi olacaktır diye. Bu noktalardan geçiyoruz. Fevkalade akıllı Atatürk'ümüz çok basit şekliyle peki deyip o sabırla herkese diş çöktürdü. Sene 1932, Hitler iş başına gelme, 33 Reichstag yangını vesaire. 1932 Avrupa karışmaya başlamış. Dünya yine bir savaşa gidiyor. Fransızların büyük hatası. İşte o tarihte İngiliz bize gelir tekrar Atatürk'ümüze. Ya der, öyle bir jeopolitik ve jeostratejik öneminiz var ki şu milletler cemiyetine ne olur atlayın gelin. Siz de taraf olacaksınız. Atatürk'ten bir cevap çıkar. Davet mi ediyorsunuz diye. Evet davet ediyoruz der. O zaman yazılı olarak affınızı rica edip bana Milletler Cemiyeti'ne katılma hususunda resmi olarak başat gücü olarak oluyor tarihte dünyanın bunu bana göndermeden ben gelmem diyor. Ve İngiltere bu yazıyı imzasıyla kralın Türkiye'ye göndermiştir. Yani büyük askeri zaferleriyle beraber diplomatik anlamda da taçlandırmış Atatürk. Bir bürokrat olarak da sizden öğrenmiş oluyoruz. Bize anlatıyorsunuz ki Atatürk sadece sahada değil aynı zamanda masada da büyük bir liderdi. Muhteşem. Mesela çok basit. 1938 Sayın yılında Büyükelçim, Atatürk... Sayın toparlamamız da gerekiyor. Evet. Kıymetli vekilimizden de bilgiler alacağız. Buyurun. Tamam. İşgal ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok memnun olduk. Çok bütün, değerli bilgiler aldık. Bütün haşmetiyle 1938'de Atatürk'ü uğurlamak için Hitler'inkiler dahil silahlı kuvvetlerini önünde selam durdurttular. Atatürk bütün dünya tarafından kabul görmüş. Yurttasul Cihan'la Zuhul'ü de kendisi yönünden benimsemiş büyük bir liderdir. Bugün oturup kendimizi kandırmayalım. Ben siyaset yapmak için bunu söylemiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hala hazırda karşı karşıya bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için yol bellidir. Atatürk ilkelerini uyguladığınız gün
çıkışınız da, kurtuluşunuz da, büyümeniz de garanti altına girer. Ama biz tam tersine hem Atatürk'ün ismini hem de Türklüğün ismini lügattan çıkarmak için neredeyse uğraşan bir konuma geldik. Bunu da kabullenemiyorum efendim. Türk'üm, sonuna kadar Türk'üm, iftihar ediyorum. O bayrağın ve yurt dışında bir Türk büyükelçisi olarak bana bu milletin bahşettiği o makamın ne ifade ettiğini de çok iyi biliyorum. Son cümlemi de şöyle tamamlayayım. Efendim, söylenebilecek çok şey var ama bir gün Alman ve Fransız temsilcilerle işte buluştuk, gene konuşuyoruz bir takım şeyleri. Konu Avrupa Birliği'ydi. Ve konuşurken iş başka bir tarafa geldi. Ve döndü Alman. Dedi ki, yani sizi Avrupa'ya almak almamak falan bu değil dedi derdimiz. Boğazımızdaki öyle bir kemiksiniz ki içsen gitmiyor, çeksen çıkmıyor. Ve o kadar büyüksünüz ki aldığımız takdirde sizin yanınızda çok büyük sıkıntılarla karşılaşabileceğimizin de idraki içindeyiz. Onun için biz Türkiye'yi almamazlık etmiyoruz. Büyüdüğü ve güçlendiği ölçüde o Türkiye'yi yanımızda kontrol edemeyeceğimiz endişesiyle yaşıyoruz dediler. Onlar hepsi geriliyor ama Türkiye bütün zaaflarına rağmen ileri giden büyük bir devlet olduğunu ispat etme yolunda dolu düzgün yol alıyor efendim. Dolayısıyla Türkiye büyüktür. Türk insanı çok müteammil ve büyüktür. Bize diz çöktüremezler. İşte 30 Ağustos'taki o şehadetlerin, o başarıların bizi getirdiği esas nokta budur. Atatürk'ü de yok edemezler. Türkiye Cumhuriyeti'ni de kendi dilendikleri yola hiç kimse sokamaz diye ben şahsen değerlendirmekteyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bağlandınız. Zahmet verdik sizlere ama çok değerli bilgiler aldık. Sağ olun kıymetli büyükelçim. Sayın büyükelçim, çok teşekkürler. İstifade ettik. Çok değerli bilgilerinizden. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sizlere de efendim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Bu arada tabiatıyla ben Cem TV olarak her zaman fevkalade yakın olmuşumdur. İzzet benim Galatasaray Lisesi'nden yakın arkadaşım. Bir sınıf fark vardı. Biz de Kanal 12'de sizi ağırladığımız için, sizden bilgi aldığımız için çok mutluyuz kıymetli büyükelçim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok saygılar sayın büyükelçim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Evet, emekli büyükelçi Uluç Özülker'i Kanal 12 ekranlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınında ağırladık. Çok değerli bilgiler verdi bize ve aynı zamanda sayın vekilim sizden aldığımız bilgileri de biraz daha tamamlamış oldu. Sizden daha çok açmanızı da isteyeceğiz. Çünkü altını çizerek anlattı büyükelçimiz. Türklüğün önemine, Atatürk'ün bu ülke için büyük bir değer olduğunu bizlere anlattı ve Türklüğün önemine büyük bir vurgu yaptı. Sahip Türklük kavramına, Türk kimliğine, bu isme sahip çıkmamız gerektiğini aslında bize anlattı. Ve buna tarihten de örnekler verdi. Türküyle, Kürdüyle, Alevi Caferisiyle, Sünnisiyle hep beraber bir ortak tarihe sahibiz. Bunu anlamış olduk. Ortak kültüre, ortak kadere sahibiz. Siz de konuşmanızda demiştiniz ki, bu benim anladığım kadarıyla bu bir kafatasçı, faşist bir milliyetçilik bakışı değil. Atatürk'ün bize öğrettiği milliyetçilik bir tarih, bir kültür, kader birliği. Böyle bir milliyetçilik. Evet. Buna sayın, sahip çıkmamız lazım değil mi? Evet, sayın büyükelçim konuşmasında efendim işte Japon bir tarihçiden bahsetti. Atatürk'e diyor ki siz imkansızı başardınız. Evet. 40 değişik etnik gruptan bir ulus devlet çıkarmak hakikaten imkansızı başarmak. Yani sadece savaşta galip gelmek değil. Bütün o zamanki efendim 7 düvel dünyanın süper güçlerine karşı savaş kazanmak değil. Yani İngiltere o zamanki başat, bugünkü Amerika. Fransa efendim başlangıçta Ruslar Çarlık Rusyası işgal ediyor. Sonradan efendim Bolşevik devriminden sonra Lenin'le Atatürk'ün arası iyi. O da önemli bir katkıdır. Onu da dememiz lazım. Yani Bolşevik Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'na desteği de
önemlidir. O zamanki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin desteği çok önemlidir. Efendim 30 Ağustos, daha doğrusu 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz sırasında Ankara'da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin büyükelçileri var. O zaman Akşehir'de karargah, henüz Afyon'a taşınmamış. Efendim, Ilgın'da, ben daha önce savcılık da yaptım Ilgın'da, süvari birlikleri. Atatürk orada denetleme yapıyor. Dolayısıyla Yunanlılar, efendim, arkası Ege'ye dönük, yüzleri Anadolu'ya, Afyon'a dönük, o cepheden bir saldırı bekliyorlar. Süvari birliğiyle aslında Atatürk yarma hareketi başlatıyor. Sonra topçu atışlarıyla. Yani askeri açıdan da, biz tabii askeri uzman değiliz ama uzmanlar diyor ki bu gerçekten bir imkansız başarmak. Yani imkansız başarmak. Sonunda Dumlupınar'da savaş meydanını gezerken Atatürk, o kadar çok ceset var ki yer yer ayağını cesetten üstüne basmamak için askerler şeyleri ayıklıyor, kenara çekiyorlar. Atatürk orada diyor ki biz mecbur kaldık. Bu insanlık adına üzücü bir durum. Savaş zorunlu olmadıkça, vatan savunması olmadıkça bir cinayettir diyor. Şimdi bu kadar da barışsever. Yunan komutanı esir alıyor. Ama Yunan bayrağı yerdeyken bunu kaldırın diyor. Bu kadar da başka uluslara saygı duyuyor. Ve sonra savaşta Yunanlarla Balkan Paktı. Barış içinde yaşamak için pakt oluşturuyor. Müthiş bir devlet adamı. Sayın Büyükelçimin dediği gibi yani efendim Türk milletine bahşedilmiş bir evliya diyelim. Bir dahi diyelim. Elbette ki Lozan'da bugün kader birliği yaptığımız Kürt kardeşlerimizi azınlık olarak görmek isteyenler. Fakat Kürt kardeşlerimiz bu oyuna gelmiyor. Biz Türk milletinin asli unsuruyuz. Bu devletin sahibiyiz. Türk devletinin sahibiyiz. Azınlık derseniz bir egemen var. Siz ona tabi olacaksınız, tebe olacaksınız. Hayır, ben bu devletin sahibiyim. Biz birlikteyiz deniyor. Dolayısıyla şu anda Büyükelçimin son dediğiyle bağlarsak Atatürk projesine sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyet projesine sahip çıkmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ne hepimizin sahip çıkması lazım. Bir tane devletimiz var. Burayı kaybedersek Allah korusun, bakın bugün Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz ne halde? Onların da vatanı da orası işte. Evet. Ve Arap coğrafyası. Koskoca Arap dünyası. Oradaki Filistinlere yapılan zulmü engelleyemiyor. İşgal edilen toprakları kurtaramıyor. Bir avuç toprak. Değil mi? Arap dünyası. Bütün komşuları da kendi soydaşları, kendi dindaşları, kendi meslektaşları tamamen birebir aynı olduğu millet. Ona rağmen bu çağda her gün soykırım yapıyor İsrail. Ve buna karşı bir şey yapamıyorlar. Şimdi Allah korusun, dolayısıyla bu vatanı korumamız lazım. Gözümüz kadar hepimizin tek bir vatanımız var. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnüsü, Şiisi, efendim hiç fark etmez. Arnavutlu, Boşna, hepimiz Türk milletiyiz. Bir tek devletimiz var. Tek bir pasaportumuz var. Yurt dışına çıktığımız zaman bu pasaportu gösteriyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin kalkınması, bu ülkenin büyümesi, bu halkın müreffeh olması, mutlu olması için herkes üzerine düşünü yapmalı. Bizi bir arada tutan da Cumhuriyet projesidir. Atatürk'tür. Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in değerlerini, laikliği ortadan kaldırırsak birbirimizi boğazlamaya başlarız. Ümmetçi anlayış, Kaddafi'nin dediği, diyor ya biz ümmettik. Şimdi Atatürk ulus devlet oluşturdu. Biz hepimiz çöktük, gittik. Şu anda ümmetçilik anlayış, işte ümmetçi Araplar, aynı millet, aynı ümmet, aynı dindaş, aynı soydaş, İsrail'e bir şey yapamıyor. Dolayısıyla yeniden Atatürk'e sarılmamız, Atatürk'ü iyi anlamamız,
Atatürk'ü tabulaştırmadan. Atatürk çünkü anlayarak kendisi diyor ki ben size herhangi bir doğuma tabu bırakmıyorum. Benim mirasım akıl ve bilimdir. Akıl ve bilim ışığında bu ülkeyi çağdaş muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak. Amaç da budur. Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak ülkemizi şu andaki muasır medeniyetler dediğimiz ülkelerin üzerine çıkaracağız. Kalkındıracağız, geliştireceğiz, insanlarımızı eğiteceğiz, milli gelirimizi artıracağız. Bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız inşallah. Sayın Vekilim, siz Gazi Meclisimizde bizi temsil etmeden önce uzun yıllar savcı olarak da, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptınız. Bir hukukçu olarak da Atatürk'ün bir yönünü sormak istiyorum, sizin anlatmanızı istiyorum. Benim çok dikkatimi çeken bir husus, dedik ya sahada asker olarak çok büyük bir deha. Ama aynı zamanda bütün işlerini büyük bir akılla, düşünceyle aslında sırasıyla yapmakta. İşte Amasya görüşmelerinde Sivas Erzurum kongrelerini gerçekleştirdikten sonra İstanbul Hükümeti temsilcisiyle Amasya görüşmelerinde bir takım şeyler istiyor. Meclisin açılmasını istiyor. Daha sonra o meclise gönderilen mebuslardan, vekillerden isteği de başta Misak-ı Milli olmak üzere bir takım yasaların çıkarılması. Kendisi de oraya gitmiyor. Adeta Misak-ı Milli meclisten geçtiğinde meclisin, İstanbul'daki meclisin basılacağını, kapanacağını bilircesine. Ve ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması meşru, yasal, büyük bir hak olarak ortada oluyor. Sizce de Atatürk bütün bunları düşünerek, tabii, hesaplayarak, çünkü çok uzun vadeli, çok karmaşık, girift, büyük bir hesaplama, akıl gerektiriyor. Tabii ki, tabii. Bütün olasılıkları düşünüyor. Bütün bunlar aslında yeni oluşacak devletin, yeni meşru oluşacak meclisin meşruiyeti açısından gerekli. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz son Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleriyle birlikte Anadolu'dan seçilen delegeler karma bir şekilde bir meclis. Atatürk de Erzurum mebusu olarak oraya katılıyor yani. Efendim ben geldim, ben meclis başkanım, öyle bir şey yok. Seçim oluyor, çok ciddi tartışmalar oluyor. Atatürk 3 aylığına başkomutanlık yetkisiyle cephede. Düşünün yani meclis yetki veriyor. 3 aylık. Ben başkomutanım. Biraz da şey diye, bizi bu duruma sen getirdin, hadi şimdi son darbeyi de sen al da görelim gibi muhaliflerin amacı yani. O da var, o da var. Efendim yani kendi yakın arkadaşlar. Yani biz Osmanlı'nın padişahın ekmeğiyle büyüdük diyenler var. Buna değil karşı mi gelemeyiz diyenler var. Fevzi Çakmak Paşa o zaman Genelkurmay Başkanı. Efendim Dumlupınar'da büyük taarruz sırasında önce işte süvari birlikleri, yarma hareketi, sonra top atışları. Top atışlarıyla birlikte Yunan mevzilerinde patlamalar peş peşe. Fevzi Çakmak Atatürk'e diyor ki hadi taarruz emri ver. Atatürk izliyor cepheyi. Dur diyor. Dur. Biraz sonra hadi taarruz emri ver Kemal. Dur abi diyor. Fevzi Çakmak'a abi diyor. Kendisinden daha büyük ve kıdemli. Biraz sonra hadi diyor. Geç kalıyorsun. Mevziyi terk eden askerler, Yunan askerleri yeniden mevziye gelecekler. Ve taarruz başarısı olacak. Dur abi diyor. Ve birazdan efendim Yunanlılar giderken mevzilere saatli bombalar, patlayıcılar yerleştirmiş. Onların patladığını görüyor. Yani Atatürk beklemese, o anda taarruz emri verse, asker o mevzilere girdiği anda bu patlayıcıların etkisiyle bizim asker ciddi zayiat görecek. Ve onun üzerine Fevzi Çakmak da diyor ki seni bize Allah gönderdi. Mustafa, seni bize Allah gönderdi. Gerçekten Atatürk, gerçekten bir mucizedir ve 20. yüzyılda Türk milletine o dahi nasip olmuştur. Minnetle anmamız lazım. Yani Atatürk'e bütün herkesin, şu anda biz burada özgürce yaşıyorsak, başımız dikse, işte işgal edilen ülkeleri görüyoruz. Hı. Efendim, Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Biz bu ülkede her şeye rağmen, ekonomik sıkıntılarımıza rağmen, siyasi çalkantılarımıza rağmen, her şeye rağmen yine efendim işte
özgürsek, özgürce konuşuyorsak ya da bizi yargılayan kendi mahkememizse, yani her şeye rağmen kendi dilimizi konuşabiliyorsak, kendi inancımızı ibadet edebiliyorsak, ezanlarımız özgürce okunabiliyorsa, yani Atatürk sayesinde say sayabildiğimiz kadar. Efendim Atatürk, bakın Vahabiler öncelikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'ya karşı. Evet. Sonra Osmanlı, orada da çok ciddi kayıplarımız var. Sonrasında Vahabiler egemen olunca ashabın mezarlarını biliyorsunuz dağıtıyorlar. Şirk kabul ediyorlar. En son Peygamber Efendimiz'in Medine'deki mezarına da müdahale edileceğini, o zaman Mısır'daki büyükelçiliğimiz, o bölgeye de o bakıyor anladığım kadarıyla. Yani Suudi Arabistan'da o zaman büyükelçilik yok. Mısır bölgesi bakıyor. Telgrafla Dışişleri Bakanlığı'na Ankara'ya bildirilince Atatürk buna karşı çok biliyorsunuz o meşhur telgrafını gönderiyor. Peygamberimizin mezarına dokunursanız ordumla birlikte aşağı inerim. Ciddi bir tehdit. Bu belge 1981 yılında askeri yönetim, 12 Eylül askeri yönetim döneminde Atatürk'le ilgili bütün belgeler toparlanırken 100. yıl hatırası hazırlanması için bütün dış temsilciliklerinden de isteniyor. Bu belge Mısır Büyükelçiliği arşivinden gönderiliyor. Efendim, ben milletvekiliyken bu belgeyi Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi yazıyla istedim. Verilen cevap, efendim aramalara devam ediyoruz. Bulamadık belgeyi. Yani belgenin var olduğu kayıtlara geçmiş. Tabii, belge var. Elinize şu anda alamadık. Yani onu başka bir yere mi, askeri tarih müzesi mi aldı, o tarihte Dışişleri Bakanlığı'ndan mı, devlet arşivinde mi, Cumhurbaşkanlığı arşivinde mi, onu bilemiyorum ama ben milletvekiliyken bunu bir yazılı şeyle istedim. Maalesef temin edemedik. Yani bunu demek istiyorum. Müslümanların da bugün eğer Peygamber Efendimiz'in mezarına gidip dua edebiliyorlarsa bu nedenle Atatürk'e de her namaza dua etmeleri gerekiyor. Sadece bu hizmeti için. Yani bırakın bu ülkede günde 5 vakit 100.000 camide ezan okunması, bütün dünya Müslümanlarının da Peygamberimizin mezarını sahip çıktığı için, tahrip edilmesini önlediği için Atatürk'e dua etmeleri, selam göndermeleri gerekiyor. Rahmet de anıyoruz. Bütün yani şehitlerimizi ve şehitlerimizi, Atatürk'ün silah arkadaşlarını, başta da Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etme sebeplerini saymaya eğer kalkışırsak, bu vatanı kurtardığı için, özgürce inancımızı, değerlerimizi yaşatabildiğimiz için, dilimizi konuşabildiğimiz için, bütün mazlum dünya halklarına örnek oluşturduğu için, verdiği için, Türk evet. tarihini, Türk milletinin varlığını kurtardığı için ve daha ne kadar madde saymamız gerekir bilemiyorum. Bütün bunlar için, sayabildiğimiz, sayamadığımız bütün bunlar için Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimize, vatan şehitlerimize, canlarını bu yolda feda eden, vatan uğruna, bağımsızlığımız uğruna feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Sayın Vekilim, son bir sözünüz varsa alabiliriz. Evet, Zafer Bayramı kutlu olsun. Bütün milletimize kutlu olsun. Büyük bir bayramdır. Yani Zafer Bayramı olmasa zaten Cumhuriyet de olmayacaktı. Yani Zafer Bayramı. Büyük taarruz. Dolayısıyla gerçekten Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Tüm milletimize, tüm ezilen milletlere, efendim Türk dünyasına, ezilen milletlere, İslam dünyasına hayırlı olsun diyelim. İslam dünyası için de önemlidir. Evet. Burası, çünkü o zafer kazanılmasaydı İslam dünyası da başka türlü olacaktı. Şu andaki Gazze'deki durum bütün İslam coğrafyasında belki de olacaktı. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli seyircilerimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu programımızda, özel yayınımızda ki 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bu özel yayınımızı gerçekleştirdik. Çok kıymetli konuklarımız bizlere değerli bilgiler verdiler. 24. dönem İstanbul'u milletvekili Ali Özgün'dü, stüdyo konuğumuzdu. Ve Ata Parti Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak, emekli Büyükelçi Uluç Özülker
Bizlere değerli bilgilerini sundular. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Mücadelesi ile ilgili Atatürk'le ilgili kendilerinden kıymetli bilgiler edindik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ve bütün seyircilerimizi, siz kıymetli seyircilerimizi de teşekkürle hatırlayarak sizin şahsınızda bütün Türk milletinin, başta şehit analarının, ailelerinin, kahraman gazilerimizin, ordumuzun ve bütün milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun diyerek programımızı sonlandırıyoruz.